أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قيمة دوش تلفزيون لري Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti ve mağfireti üzerinize olsun. Rabbim Celle Celaluhu bizleri ve tüm ümmeti İslam'ı Kur'an'a ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin yoluna tabi olanlardan eylesin. O yolda, o istikamette gidenlerden eylesin. Bizleri daimen, ebeden ona şükredenlerden, onu zikredenlerden ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme her daim tabi olanlardan, ona salatu şerifeler getirenlerden eylesin inşallah. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. Aziz dostlar, değerli izleyenlerim, hatırlayacağınız üzere birkaç hafta arayla, bazen daha sıklıkla sizden gelen sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi hayra muvaffak etsin. Bir şeyi de açıklamak durumunda kaldım. Hani bugün biraz sesimde bir farklılık olabilir. Böyle hafiften bir nezle grip gibi bir durum var. Sesimi de belki çok fazla yükseltemeyeceğim. Haklarınızı helal edin. Böyle ağır ağır konuşabilirim. Hani ne olmuş gibisinden siz değerli izleyenlerim, değerli kardeşlerim demeyesiniz diye bir açıklamada bulunmak istedim. Rabbim cümlemize şifalar versin inşallah. Evet, cevaplarla biz başlayalım hayırlısıyla. Bir kardeşimiz şöyle bir soru sormuş. Emri bil maruf, nehi anil münker. Yapmak hepimiz için mi? Yoksa bazılarının yapması yeterli midir? Bizleri aydınlatırsanız seviniriz demiş sevgili izleyicimiz, sevgili kardeşimiz. Şimdi emri bil maruf, nehi anil münker. Yani emri bil maruf, güzelliği emretme, iyiliği, salih amelleri, ya insanların faydasına, yararına olan işleri, amelleri, güzellikleri insanlara emretme. Yani insanları O yönde telkin etmek, o yöne sevk etmektir. Nehi anil münker ise kötü olan, çirkin olan, çirkef olan, yani Allah'ın iyi görmediği, haram kıldığı, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hoş görmediği, yasak ettikleri nedir? Haramlardır, günahlardır, kötülüklerdir, çirkeflerdir. İnsanlara faydası olmayan, zararı olan iş, amellerdir, fiillerdir. Bu ise münkerdir. Yani kötülük dediğimiz, iyilik, kötülük. Biri iyilik, biri kötülük. Yani izleyicimiz diyor ki, bu iyiliği emretme, kötülükten alıkoyma, hepimizin görevi midir? Müslüman olarak her ferdin görevi midir? Yoksa bazı kişilerin,
bazı toplulukların yapmasıyla bu iş hepimizden düşer mi diyor. Şimdi bu yani emri bil maruf nehi anil münker dediğimiz olay çok ehemmiyetli bir olaydır. Biz bunu yani terk etmekle aslında çok büyük günah işlemiş oluruz. Günahların büyüğü, büyük bir günah. O emri bil maruf, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoyma. Yani ümmet olarak onu bırakırsak, yani Allah korusun, yani bu bizim bitmemiz anlamındadır. Yani yok oluşumuz anlamındadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, bakın en büyük örneğimiz, liderimiz, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bu yaşadığımız dünyayı bir gemiye benzetmiş. Bu bir hadisi şeriftir. Hani gemiye bindiğimiz zaman takdir edersiniz ki geminin bir üst tarafı var, bir de alt tarafı var. Şimdi bazı insanlar, yani bazı yolcular diyelim, üst tarafa, kura çekilmiş üst tarafa kuraları düşmüş. Onlar yani üst tarafta kalmışlar. Alt tarafa da bir grup kurası çıkmış. Onlar da alt tarafa inmişler. Herhalde üst tarafa güverte, alt tarafa da kamera mı diyor, öyle bir şey deniyor. Velhasılı şimdi aşağıdakiler, aşağı düşen, yani kuraları aşağı düşen, ya ikide bir işte su ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılamak için hep yukarıya çıkıp iniyorlar. Ha deseler ki ya gelin şu geminin şurasında o yukarıdaki insanları rahatsız edeceğimize, işte onlara eziyet edeceğimize, gelin şuradan bir gemiden bir delik açsak ve su ihtiyacımızı buradan karşılasak, acaba ne olur? Üsttekiler deseler ki Allah Allah, ya kardeşim onlar alt tarafta ne yaparlarsa yapsınlar, İsterlerse gemiyi delsinler, isterlerse gemiyi de yaksınlar, ne yaparlarsa yapsınlar deseler, ellerinden tutup hayır bunu yapmayın, siz buradan bir delik açarsanız biz hepimiz batarız, hep beraber batarız, boğuluruz demeleri gerekmez mi? Eğer böyle demezlerse ne olur ve bırakırlarsa, dediğim gibi ne halleri varsa görsünler denirse ne olur? Gemi elbette batar ve içindekiler, üsttekiler de batar, boğulur, alttakiler de batar ve boğulur. Yani felaket her ikisinedir. Onun için Efendimiz aleyhissalatü vesselam dünyamızı bir gemiye benzetmiştir. Yani eğer bu gemide gidiyorsak demek ki hepimize düşen görevler vardır. Ha, kimilerimize yetkisine, gücüne ve kuvvetine göre bağlıdır. Yani ben bir sade vatandaş olarak etrafımdakileri işte elimden geldiği kadarıyla bunu icra etmek durumundayım. Elinden ne geliyorsa. Hani çok meşhur bir hadis-i şerif vardır. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, "Men ra'a minkum munkara felyughayyirhu bi yedihi" diyor. İlk önce eliyle kim ki bir münkeri, yani bir kötülüğü görürse onu eliyle değiştirsin. "Felyughayyirhu bi yedihi" ilk önce eliyle. "Fe in lem yastati'a" eğer eliyle değiştirmeye gücü yetmiyor ise "bilisanihi" diyor. Diliyle değiştirsin. Şayet diliyle de gücü yetmiyor ise فَبِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْا۪يمَانِ onu artık kalbiyle o yapılan işe bir boğuz etsin, onu kalbiyle istemesin, arzu etmesin. Ben bu işi istemiyorum, bu iş münkerdir, Allah'ın yasak ettiği, peygamberin yasak ettiği fiil ve eylemlerdir, ben bunlara razı değilim, öyle bir boğuz etmesiyle ne oluyor? Ama imanın zayıfıdır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zalike ad'aful iman. Bu
Bu şekilde yaparsanız, yani elinizle yapamazsanız, dilinizle yapamazsanız ve kalbinizle yaparsanız bu imanın en zayıf noktasıdır diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Demek ki ilk önce elimizle değiştirmemiz gerekiyor. Olmuyorsa dilimizle, ki olmuyorsa da dilimizle de yapamıyorsak kalbimizle yapacağız ve bu imanın en zayıfıdır. Artık tercih elbette ki kişiye aittir. Yani o Müslümanın gücüne, kuvvetine, efendime söyleyeyim, o zamanki durumuna bakar. Eğer eliyle değiştirebiliyorsa değiştirecek, değiştiremiyorsa diliyle değiştirecek, diliyle de değiştiremiyorsa kalbiyle değiştirmeye çalışacak. Yani öyle o işe buğz edecek, o işe razı olmayacak. Bu nedir? Bu da imanın en zayıfıdır. Evet. Şayet bunu yapmıyorsak bakın, Rabbimiz Celle Celaluhu emrediyor. Peygamber Efendimiz emrediyor. Hani ve demiştim ki bu çok önemlidir. Bu çok önemlidir. Yani başta bu görev devlete düşer. Başta bu görev devlete düşer. Bunu yapmakla mükelleftir. Aynı zamanda bizler, hele hele alimler, yani alimler biliyorsunuz peygamberlerin varisleridir. Onlar bunu yapmaları gerekmektedir. Aynı zamanda toplum içerisinden aklı selim insanlar, bilgisi, birikimi, kültürü var olan insanlar bu işi yapmalı. Bir baba bu işi yapmalı, bir ana bu işi yapmalı, bir dede, bir nene, bir hala, bir teyze, bir amca, bir dayı bunu yapmalı. Yakın ve uzak akraba olsa dahi bunu yapmalı, birbirlerine yapmalı. Yani siz hepimiz bir yerlere gittiğimiz zaman bazen bu tür şeylerle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi eğer elimizden geliyorsa bunu elimizle değiştirmek durumundayız. Olmuyorsa dilimizle değiştirelim. Olmuyorsa da kalbimizle yapacağız, buğz edeceğiz. Bu da imanın en zayıfı dediğim gibi. Ama yani genel itibariyle biz bu tür şeyleri elimizle değiştirmeye çalışalım. İkinci kademesi ve makamı olan dilimizle, yani dilimizle bunu yapabiliriz. Ama nasıl yapabiliriz? Bakın, bu çok önemlidir. Rabbimiz Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme bakın ne buyurmuştur. اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ Rabbinin yoluna, yani davet de çok önemli. Hani dökmemek, kırmamak lazım. Bu işin usulü var. Bu işin uslubu var. Yani insanları böyle nefret ettirerek, insanları inciterek, İnsanları hor görerek, hele hele mesela böyle ehli iman, hepimiz yanlış yapabiliriz. Hepimiz insanız. Yanlış, hata bize mahsustur, insanlara mahsustur bu. Dolayısıyla hani bir hata gördüğümüz zaman, bir kişiden bir hata sadır olduğunu gördüğümüz zaman, hani bu kişi ehli iman, Müslüman olmasına rağmen işte günahlar işliyor, işte haramlar işliyor. Aynı zamanda bu kişiyi ikaz edeceğimiz zaman en güzel bir şekilde ikaz etmek durumundayız. Biz
onun hükmünü kesemeyiz. Biz onun hükmünü, onun cezasını kesemeyiz. Biz davet etmekle mükellefiz. İrşad etmekle mükellefiz. Emri bil maruf, nehi anil münker. İyiliği emretme, kötülüğü men etmekle mükellefiz. Dolayısıyla işte Rabbimiz Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme emrettiği gibi olmalı. Bakın ne diyor? Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et. Yani insanları Allah'a, Allah'ın dinine, biri günah işlediği zaman, işte biri hata yaptığı zaman güzel öğütlerle, hikmetli sözlerle, insanları incitmeden, insanları kırmadan, işte insanları nefret ettirmeden. Hani ben işte buradayım, ben bu işi yapıyorum görsünler diye değil. Bu işi sırf Allah rızası için yapmak. Sırf Allah rızası için yapmak. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme tabi olmak için bu işi yapmak. Yoksa ben buradayım, ben işte davetçiyim, işte ben bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, herkes benim sözümü dinlemeli, millet benim sözümü niye dinlemiyor gibisinden olmamalı. Dediğim gibi kırmadan, eziyet etmeden ne yapmalı? Bu işi en güzel bir şekilde icra etmeli. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Çünkü Rabbin işte o yolundan sapanı daha iyi bilir. Doğru gidenleri de en iyi bilen odur. Yani Allah Celle Celaluhu'dur. Demek ki hikmetle, güzel sözlerle insanları davet etmeli, insanları irşad etmeli. Emri bil marufu, nehi anil münkeri bu şekilde icra etmeliyiz. Şimdi bakıyoruz. Bunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Aziz dostlar, değerli kardeşlerim. Böyle sosyal medya üzerinde olsun, işte televizyon programlarında olsun, özel işte kanallar onların üzerinden, onların vesilesiyle olsun. Bakıyorsunuz ya Müslümanlar birbirine girmiş. Müslümanlar birbirine girmiş. Acımasız. Bakıyorsunuz iki Müslüman yan yana geldiği zaman, hatta yani söylemesinde beis görmüyorum. İki din görevlisi yan yana geldiği zaman anlaşamıyorlar. Neyi paylaşamıyoruz? Yo kardeşim, senin niyetin Allah rızası değil mi? Zaten bir işte Allah rızası olmadıktan sonra hiçbir şeyin bir anlamı olmaz. O iş hayırlı bir neticeye varmaz. Bilerek, araştırarak, ayetten, hadisten, sahabe hayatından, ehl-i beytin hayatından, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ehl-i beytinin hayatından örnekler alarak işte insanları irşad etmek durumundayız. Onlara o şekilde tebliğ etmek durumundayız. Onları o şekilde ikaz etme, uyarma durumundayız. Yoksa bu işin varacağı nokta hepimizce malumdur. Herhangi bir neticesi söz konusu değil. Senin amacın, benim amacın, onun amacı, onların amaçları nedir? İnsanları elimizden geldiği kadarıyla başta biz kendimizi, çocuklarımızı, aile efradımızı başta doğru yola, sırat-ı müstakime sevk etmektir. Allah'ın yoluna, Peygamber Efendimizin yoluna sevk etmek ve o yolda istikametlerini sağlamaktır. Başta kendimiz olmak üzere, çocuklarımız ve toplum olmak üzere. Amacımız odur. Amacımız o olduktan sonra neyi paylaşmıyoruz? Ben hak üzereyim, diğerleri batıl. Ben gerçeklik üzerindeyim, onlar ise hakikat üzerinde değiller. Ya benim gittiğim yol hak, diğer insanların, diğer işte isimleri ne ise, diğer grupların gittikleri yol batıldır. Ya her İslam için yapılan bir iş haktır. Eğer ayetten alınıyorsa, eğer
sahih hadislerden alınıyor ise, Peygamber Efendimizin hayatından, Ehl-i Beyt'in hayatından, sahabe hayatından alınıyorsa, o sahihtir, o güzeldir. Onu kabullenmek durumundayız. Ama ne yazık ki biz davayı anlamaz olduk. Yani bazı şeyleri araştırmadan, bazı şeylere işte vakıf olmadan herkes konuşmaya başlamış ya, herkes hani derler ya, dili olan konuşur. İşte araştırmak lazım. İşin gerçekliğini açığa vurmak lazım. Yani bu olaylar neden çıkıyor Müslümanlar arasında? Bakıyorsunuz, yani Türkiye'de tanınmış ünlü simalar var. Ben isim vermek istemiyorum. Kimseyle de alacağım, vereceğim yoktur. Kim ki Allah rızası için çalışıyor ise, Allah davası için çalışıyorsa, Allah için çalışıyorsa, bu dini mübin, dini İslam için çalışıyorsa, Allah ondan razı olsun. O benim başımın tacıdır, şurada yeri vardır. Kim olursa olsun bu. Rengine olursa olsun, diline olursa olsun, bunların hiçbir ehemmiyeti söz konusu değildir. Yeter ki bu kişiyi Allah rızası için ve din-i mübin için, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem için uğraş veriyorsa, o yönde cihat çaba sarf ediyorsa, o benim gönlümdedir ve başımın tacıdır. İsmi söz konusu değildir. İşte bu duygu hepimizde olması gerekir. Hepimizde olması gerekir. Ama benlik duygusu o kadar kabarmış ki, o kadar bir zirve yapmış ki artık, insanlar hele hele işte dediğim o simalar dahi artık başkalarını kabul etmiyor. Ben diyor, başkası demiyor. Ben hak üzereyim, onlar batıl üzere diyor. Bu gerçekten, gerçekten ciddi, ciddi bir tehlikedir. Ciddi manada tehlike sinyallerini vermeye başlamış ve çoktan vermeye başlamıştır. Yani hani o dediğim insanlar düşünmeyecek mi? Ya arkadaş, biz ne yapıyoruz? Kardeşim, biz ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Ne yapıyoruz? Yani o diğerleri de benim Müslüman kardeşim. Ehli sünnet vel cemaattandır. İtikatları sahihtir. İtikatları sağlamdır. Tevhid ilkesine sahip çıkanlardır. Allah'ın birliğine herhangi bir helal, herhangi bir şek şüphesi olmayanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme inananlardır. Yani gelip وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا dememiz gerekirken, Allah'ın ipine hepimiz sımsıkı sarılmamız gerekirken, tefrikaya, paramparça etmeye ne hacet var, ne anlam var. İşte bunları günümüzde alim diye geçinen insanların gerçekten bunları düşünmesi gerekir. Düşünmek zorundayız. Yoksa işin o hameti ortadadır. Binlerce parçaya bölünmüş bir ümmet var. Maalesef kim ne derse desin. Binlerce parçaya bölünmüş, bir iki parça değil, binlerce parçaya bölünmüş ümmet var. Rabbim Celle Celaluhu bizleri onun Kur'an'ı etrafında ve Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin sünneti etrafında toplanmamıza vesile olur, uyanışımıza vesile olur inşallah. Evet. Demek ki emri bil maruf ne aynen münker hepimiz için geçerlidir. Sadece bir kişi için değildir. Gelin bir de Rabbimiz Celle Celaluhu bununla ilgili ne buyurmaktadır onu da izah ettikten sonra inşallah ikinci bir soruya geçelim. Rabbimizin emri şöyledir: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Hem sizden meydana gelmiş, önde giden, hayra davet eden, iyiliği ve güzelliği emredip kötülüğü ve çirkinliği yasaklayan bir topluluk olsun. İşte onlar kurtuluşa erecek olanlardır. Yani ayet-i kerime çok sarihtir. Çok sarihtir. Herkesin anlayabileceği şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu emrini vermiş. Ben hem Arapçasını okudum, hem Türkçesini okudum.
Rabbim Celle Celaluhu bu ayetleri okuyup anlayan, idrak eden ve bu ayeti kerimeleri hayatında tatbik edenlerden eylesin cümlemizi. Yani öyle bir topluluk, ümmet olsun ki diyor Rabbimiz Celle Celaluhu, hayra davet etsinler insanları, iyiliğe davet etsinler insanları. Münkerden yani kötülükten, haramlardan, Allah'ın yasak ettiklerinden alıkoysunlar diyor Rabbimiz. Ve kurtuluşa erecek olanlar bunlardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Evet, bu kaç yorum var, onlara bakıyorum. Evet, bir kardeşimiz güzel yorumlar yapmış. Teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Güzel de temennileri var. Teşekkür ediyoruz. Rabbim cümlemizi hayra muvaffak etsin inşallah. Evet. Diğer bir ayet-i kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi te'murune bil ma'ruf ve tenhavne anil munkar ve tu'minune billahi وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı topluluk olmak üzere yaratıldınız. Niye? Çünkü biz hayrı insanlara, hayrı takdim ediyoruz, hayrı emrediyoruz, kötülükten alıkoyuyoruz. Ondan dolayıdır. İyiliği ve güzelliği emredersiniz. Kötülüğü ve çirkinliği yasaklarsınız. Bakın bu güzellik bizde var elhamdülillah, ümmeti Muhammed'de var sallallahu teala aleyhi ve selleme. Allah'a inanır, iman edersiniz. Ehli kitap da imana gelseydi elbette haklarında hayırlı olurdu. İçlerinden iman edenler varsa da çoğu dinden çıkmış fasıklardır diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yani dediğim gibi ayet-i kerimeler işte ne güzel. Yani bakın siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir topluluk yani ümmetsiniz. Ümmet olmak üzere yaratıldınız. İyiliği ve güzelliği emredersiniz. Kötülüğü ve çirkinliği yasaklarsınız. Allah'a inanır, iman edersiniz diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Bundan daha açığı, daha neti olmaz herhalde. Evet sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim. Yani konu soru daha doğrusu bayağı bir uzattı ama bu konuyu gerçekten bu soruyu işlemek durumundayız. Zorundayız. Niye? Aziz dostlar öyle bir şey ki yani artık zamanımızda şimdi bir çok önemli bir hadisi şerifi paylaşacağım sizlerle inşallah. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini ve göreceğiz ki bu emri bil maruf nehy anil münker ne kadar önemlidir. Hayatımızda ne kadar önemlidir. Çünkü hayatımızı düzenliyor, hayatımızı tanzim ediyor. Yani hayatımızın şeklini, şemasını çiziyor tabiri caizse. Bakın gelin hep beraber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisi şerifine bir bakalım. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kadınlarınızın azdığı, gençlerinizin isyana daldığı, sizlerin de cihadı bıraktığınız zaman haliniz nice olur diyor Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hepimizin bildiği üzere hani kendinden konuşan değildi haşa. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى O kendi nefsinden, kendi hevasından konuşan değil diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. O bir vahiy yoluyla konuşuyordu. Allah'tan gelen bir vahiy ile konuşuyordu. Yani kendinden, nefsinden, hevasından, nefsinden konuşmuyordu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yani ve bugünlere ümmetinin bugünlere varacağını biliyordu Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bakın işte onun için kadınlarınızın azlığı,
gençlerinizin isyana daldığı. Yani bilmiyorum, nasıl bir yorum yapalım? Nasıl bir yorum yapalım Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine? Kadınlarınızın azdığı, gençlerinizin isyana daldığı. Sizlerin de cihadı bıraktığınız zaman haliniz diyor, haliniz ne olur diyor, nice olur Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram, ey Allah'ın Resulü diyorlar, ey Allah'ın sevgili kulu, böyle şeylerde mi olacak diye hayretler içerisinde kalıyorlar ve Efendimiz'e soruyorlar. Bu olacak mı ey Allah'ın Resulü? Bu olacak mı? Yani bizim kadınlarımız azacak, gençlerimiz isyana dalacak, bizler de cihadımızı bırakacak mıyız? Cihadımızı bırakacak mıyız? Hep ben bunu diyorum aziz izleyenlerim. Acaba şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım etrafımızda. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin dedikleri var mı yok mu? Dedikleri vuku bulmuş mu bulmamış mı? Yorumu ben sizlere bırakıyorum. Yorumu siz sevgili izleyenlerime bırakıyorum. Cihad dedik. Allah'ım ya Rabbi, hangi cihattan bahsediyoruz acaba? Tabii ben böyle hep böyle karamsar tablolar çizmemeye çalışıyorum. Müjdeleyici olmak istiyorum. Müjdeler vermek istiyoruz sizlere aziz izleyenlerim. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla böyle iyilikle, güzellikle, kırmadan, dökmeden bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Benim gittiğim her ortamda bunu uygulamaya çalışıyorum. Rabbimizin de emri böyledir. Ama gerçekten bazı şeyler çığırından çıkmıştır. Bunu konuşmanın zamanı gelmiş, belki geçmiştir. Belki geçmiştir. Ya Allah'ın hükümleri inanın, yani artık böyle nasıl ifade edilir? Çok hafife, haşa çok hafife alınmaya başlandı. Göz ardı edilmeye başlandı. Yani artık cihattan mı bahsedeceksiniz? Utanıyoruz cihattan bahsetmek. Yani bakın kaç senedir yanı başımızdaki yani şimdi bu kardeşimiz bir yorum yapmış. Sevgili kardeşimiz Şahin Bozdoğan adında bir kardeşimiz. Kıymetli hocam demiş. Cihat deyince vurup kırmayı anlıyoruz. Yoksa münkire karşı mümini sahiplenen bir kıyam mı? Tabii ki öyledir yani. Bu aynen öyledir. Doğrusu da budur. Ama cihadın da tabii ki bunu daha önceleri çok anlattım diye oraya girmek istemedim. Cihadın türleri vardır yani. Elinizle yapmış olduğunuz cihat, dilinizle yapmış olduğunuz cihat, malınızla yapmış olduğunuz cihat. Ya bunlar farklı farklı şeylerdir. Küffara karşı, gayrimüslimlere karşı, sizi, vatanınızı, milletinizi istila edenlere karşı yapmış olduğunuz cihat, silahlı cihat, o da vardır. Bunu kim inkar edebilir ki? O cihat işte kıyamdır. Öyle bir kıyam yapmak, yani eğer bir İslam beldesi istila altına girmişse, o zaman o müminlerin hepsine cihat farz-ı ayın olmuş olur. Bunu bilmeyen yok hemen. Aziz kardeşlerim, aziz müminler. Evet, kardeşimiz böyle bir şey yazmış diye ben cevap verme şeyi hissettim. Ve inşallah güzel bir cevap vermişizdir. İşte sahabiler der ki ey Allah'ın Resulü böyle şeylerde mi olacak? Bunlarda mı bizim başımıza gelecek diye bir şey yapmışlar sahabe-i kiram. Yani bir gariplerine bir tuhaflarına gitmiş. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem evet demiş. Nefsim kudreti elinde olan Allah'a yemin ederim ki bundan daha da kötüsü olacaktır demiş. Bundan daha kötüsü olacaktır diye buyurmuşlardır. Sahabiler daha da çok gariplerine, tuhaflarına gitmiş. O daha kötü olan
nedir ey Allah'ın Resulü demişler sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya iyilikleri emredip kötülüklere mani olmadığınız zaman haliniz nice olur buyurdular. Evet, ya iyilikleri emredip kötülüklere mani olmadığınız zaman haliniz nice ne olur diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilere der. Yine sahabiler hayret ve dehşet içerisine düşerler. Ey Allah'ın Resulü, bunlarda mı olacak, bunlarda mı başımıza gelecek diye Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme sorarlar. Evet, varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bundan daha da kötüsü olacaktır diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Peki ey Allah'ın Resulü, bundan daha kötüsü nedir? Ne olabilir ki sahabiler derler. Ya işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara der ya, ya kötülükleri emredip, bakın tam tersi, ya kötülükleri emredip iyiliklere mani olduğunuz zaman haliniz nice olur buyurdular. Yani öyle bir zaman olacak ki, öyle bir zaman ümmetinin başına gelecek ki Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin, yani hani bırakın iyiliği emredip kötülükten alıkoymayı, bilakis iyilikten alıkoyacaklar, kötülüğe emredecekler. Kötülüğe emredecekler. Yani böyle bunu düşündüğümüz zaman, bu olayı biraz daha açtığımız zaman maalesef bunu, maalesef aziz izleyenlerim, maalesef toplumumuzda bu tür şeyleri hep yaşıyoruz. Yani baba olsun, ana olsun, baba olsun. Hani bunu hatırlatmama gerek yok. Aslında emri bil maruf nehy anil münkeri en güzel bir şekilde yapacak olan kimdir? Aslında devlettir. Ama biz şu an ferdi ve toplumsal olarak düşünüyoruz bu olayı. Oradan başlamak durumundayız. Yani bakıyorsunuz çocuk, kızlı erkekli. Bir hatası söz konusu, yapmış işlemiş olduğu günah, gayrimeşru, buna benzer. Düşünebiliyor muyuz? Ana baba görmezden geliyorlar. Şu an oluyor mu, olmuyor mu? Ben sizlere samimi olarak soruyorum aziz izleyenlerim. Yani çoluk çocuğumuzun yapmış olduğu hatalar, günahlar, çirkinlikler, dinimize, imanımıza, itikadımıza aykırı olan davranışlar yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Elbette ki yapılıyor. Ama biz ne oluyoruz? Görmezden geliyoruz. Mesela söz gelimi, ya örnek verecek olursak, hani hep böyle diyoruz ya, işte çocuğumuz namaz kılmıyor. Acaba çocuğumuzu emrediyor muyuz? Ben Allah'ın emirlerinden bahsediyorum. Bu kız erkek. Mesela erkeğin diyelim ki giyimi, kuşamı bir Müslümana yakışmıyor. Bir Müslümana yakışmıyor. Bir ümmeti Muhammed ferdine, bireyine yakışmıyor. Acaba diyebiliyor muyuz? Bu doğru bir şey değildir. Bu dinimize aykırıdır. Veya o gencecik kızlarımız, bakıyorsunuz giyim tarzları, aman ya Rabbi nereye kadar ulaşmış ya, nereye kadar ulaşmış. Ya kusura bakmayın, bunları konuşmak durumundayız artık. Yeter yani, gerçekten konuşmak durumundayız. Yani hani derler ya, nasıl bir şey, nasıl derler buna, bir... Yani insan utanıyor bazen, bir çıplaklık. Resmen çıplaklık yani. Yani hayal ediyorsunuz. Yani gerçekten artık çarşıda yürüyecek bir durumunuz kalmadı.
Bir yerlere gidiyorsunuz çok aşırı bir şekilde, çok aşırı bir derecede. Yani bakıyorsunuz ya bunları anlatalım ki haram olduğunu insanlar bilsin yani. O belki giyinen, o şekilde giyinen o kardeşimiz, o bacımız, o annemiz, o teyzemiz yaşında olanlar ya. Belki bunu bilmiyorlardır. Hani belki inşallah duyarlar da ne olur? Kendilerine çeki düzen verirler. Ya bu aziz dostlar cennette biliyorsunuz cennette giyinme var yani giyinme. Cennet elbiseleri var. Elbiseler. Yani cennette bile Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri giydiriyor. Adem'le Havva annemiz cennetten atıldığı zaman yani şimdiki insanlar gibi neredeyse anadan uryan kaldılar yani çıplak oldular. Çünkü elbiseleri onlardan alındı. Yani bu hareket, bu tavırlar, bu dediğimiz gayrimeşru olaylar bilinerek veya bilmeyerek. Bilinip de yapılıyorsa tevbe kapısı açıktır. Bilinip yapılıyorsa tevbe kapısı açıktır. Bilinmeden, anlamadan yapılıyor ise işte biz burada anlatıyoruz. Anlatanlar da var. Anlatanlardan Rabbim razı olsun ama bunu anlatmak durumundayız. Biz İslam toplumunda yaşıyoruz. İslam toplumunda yaşıyoruz. Bu nedir? Acaba İslamiyet'e yakışır mı bu? Bir Müslüman genç kızına veya genç erkeğine yakışır mı bunlar? Elbette ki yakışmaz. Ne yapacağız? Kendimize çeki düzen yapacağız. Allah'ın emrettiği neyse, Peygamberimizin emrettikleri neyse onlara tabi olacağız. Bu şekilde kurtulabiliriz. Yoksa görüyoruz hayatın ne kadar geçici olduğunu, hayatın ne kadar anlamsız olduğunu, hayatın çok kısacık olduğunu, varacağımız yer Allah'ın yanı olduğunu, toprağın altını olduğunu hepimiz bildiğimiz halde acaba buna niye karşı geliyoruz? Acaba bunu niye uygulamıyoruz? İşte şeytan, işte nefis, işte insanlar, öyle insanlar ya düşünebiliyor musunuz? Moda uğruna. Düşünebiliyor musunuz? Gösteriş. Ya gösteriş olsun diye, görünsün diye. Yazık. Yazık. Yani ben hani o belki hanım kızlarımız, bacılarımız belki onu bilmeden böyle yapıyor. Belki bilmeden o soyunma olayını, çıplaklık olayını belki hayatına uyguluyor, vücuduna tatbik ediyor. Belki onu bilmiyor. Ha bilen varsa dediğim gibi tövbe edip onu şey yapabilir, örtünebilir. Bilmeyen varsa öğrenecek ve ona göre uygulayacak. Bu yazıktır. Yani bu gerçekten konuşulmalıdır. Yani bu camilerde konuşulmalı, vaaz-ı nasihatlarda konuşulmalı. Konuşulmuyor diyor bu hale geldik. Her ortamda konuşulmalı. Ben bir yere gittiğim zaman, birilerini böyle gördüğüm zaman münasip bir dille bunu anlatmak durumundayım. Eğer gerçek manada ben bir Müslüman isem, gerçek manada Allah'a inanıyorsam, peygamberine inanıyorsam, mesela gittiğim zaman işte kızım da olsun, akrabam da olsun, eşim de dostum da olsun, bu tür hatalar sadır oluyor ise, bunları görüyorsam, bunları en güzel bir şekilde münasip bir dille kırmadan, bozmadan ve bunları düzeltmek durumundayım. Yapıcı olmak, nasihat etmek, din nasihattır. Biz bunu unuttuk ve maalesef bu duruma getirdik bunu. Bu duruma getirdik. Yazık. İşte kötülüğü emredecek. Emredeceksiniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kötülüğü emredeceksiniz, iyilikten men edeceksiniz. Ya kişi namaz kılıyor. Ya diyor bu zamanda. Bunu çoktan gerçi bayağı oldu da söyleniyor. Bu zamanda bu asırda olur mu diyor ya. Kaç asra döndün sen diyor ya. Kaç asra döndün. Ta sahabi devrine mi gittin sen diyorlar. Öyle deniyor. Bu tür şeyleri yaptığınızda bunun zamanı mı? Bunun zamanı mekanı mı var? Bu kıyamete kadar Allah'ın emridir. Yapmak durumundasınız. Yapmak durumundasınız. Bakın iyilikler, iyilikler
iyilikler maalesef tükenmek üzeredir. Kötülükler iyiliklere hakim olmak üzeredir. Eğer ümmet olarak biz böyle devam edersek bu büyük bir tehlike arz etmektedir. Bunu hepimiz bilmeliyiz. Evet aziz kardeşlerim, yani yaklaşık olarak 45 dakikadır bu konuyu işliyoruz. Yani bu soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bayağı bir uzun oldu çünkü çok önemli ve çok ehemmiyetlidir. Ona binaen ben bayağı bunu açtım konuyu. Hatta bitirmedik yani Allah'ın izni ve inayetiyle kusura bakmayın bugün huzurunuzdan erken ayrılacağım. Sizlerden izin isteyeceğim. Çünkü biraz rahatsızlığım söz konusudur. Allah'ın izni ve inayetiyle önümüzdeki programda yani haftaya Allah'ın izni ve inayetiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.